Merhaba Oyun Denizi takipçileri. Bugün size yüz animasyon programını göstereceğiz. Ay gelmiş bana diyor ki gözlerin lens mi? Yani bu renk bir lens icat edilmedi bile bir kere yani ya. Yönetmenlik hayatımda başladığım zaman bir kurt olarak... Kulaklarım niye bu kadar mı büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Boyundaki fileri gördün mü? Çok güzel değil mi? Belki yerler yani bilemem de. Bir kere bu buz mavisinin içine yeşil katılmışının morla açılmış bir rengi. Sen ne görüyorsun bu rengi de bana diyorsun. Peki ya burnum neden bu kadar büyük biliyor musun? Instagram'da daha fazla like alabilmek için. Çok şakacı bir kurtum ben, Allah cezamı vermesin. Geçen bizim ormana geldi bir çekim için, ona bir iki reji verdim. Ağzımı açıyorum. Çeteyi toplayalım, herkese haber ver. Bu akşam toplantı var. Dolunay'da. Bro bayağı iyi yaptı. Rejiydi, rejim yaptı o. Burnumun kalp gibi olması da kaç puan? Bak. Bak. Hayat bu yani. Triple geçecek illa bir şekilde geçecek deyip tatlım. Bu kokular sizin parfümünüz sanırım hanımefendi. Parfümünüz gerçekten güzel kokuyor. Markasını öğrenebilir miyim? Uğulamak. Ooo! Babamın beyaz, anamın da lacivert saçları vardı. Ben de mavi doğdum. O geceden sonra ona Cinderella'nın ben olduğumu bir türlü anlatamadım. Köyden geldim fakat sofistike olmaya çalışıyorum. Sofistike bile diyemiyorum. Boynumdaki gerdanlık kaç para biliyor musun? Bilemezsin tabii. Sen o parayı zikredemezsin bile. Ben bu piyasada yürürüm. Albümü de patlattık mı? Elif bir hayatımız var. Merhaba ben Fidangül. Fidangül'ün makyajı kanalına hoş geldiniz. Cam ayakkabının içine ki kendisi 33 numara. İki tane atarlı şapkı yaptım mı? Tamam. Her iki ayağını da sokabilen bir Cinderella'ydım. Pardon ben buradan 9 UD'ye binip Dudullu'ya gidecektim de. Hamdenin albümü benim albümümden de çok dinleniyor olamaz. Hayır! Demet de kimmiş? Bugün suratımıza kireç süreceğiz. Çünkü mavi gözlerimizi ortaya çıkarmak istiyoruz. Atar atar gidere gider. Onların yaptığı atar benim hoşuma gider. Buraların türküsüne farkalı gale gale gale. Evet evde ev işleri yapıyordum. Üvey annem bana çok kötü davranıyordu. Bir kilo kireç aldım bugün Mac'den. Super kireç. Beni terk ettin. Allah belanı versin. Başına bir ton şey gelsin. Beddua ederim. Gıybet de çok severim aslında. Şimdi buradan birilerini yaslayacağım birazdan. Orada bir toplantım var. Tamam, oraya gidecektim ama çıkışta da bir şeyler yapabiliriz istiyorsanız. Gözüne lazer tutarım. This is lazer. Lütfen yalnız lütfen ben yönetmenim. Merhabalar Acun Bey, ben Survivor'a katılmak istiyorum. Bizim galakside herkes bir enteresan tabii ki. Lütfen kalmış burada 10 dakika, bizim biraz ısınmamız, şartmamız lazım. Kendim yani ben Survivor'da gerçekten başarılı olacağım. Askerim berberiyim ben. Tıklım tıklım salon, ne kadar önemli insanlara oynayacağız bu oyunu. Lütfen kuliste insana böyle yapmayın ama ya. Ben aslında hububatçıyım. Burası Survivor değil ama burası Mars olabilir, Jüpiter olabilir. Bak koçum, eskiden buralara hep dutluktu. Buralara kurt inerdi. Yapmasam her tarafa kıl götürüyor biliyorsunuz. Benim yegane olayım hububat fiyatları. Nohut düştü mü, pirincin fiyatı arttı mı, bu tarz şeyler. Bu Survivor'da bulunmak istiyorum. Efendim Acun Bey. Yapmayın ama, lütfen. Kurtlar gitti. Dutlar kaldı. O lazer epilasyon dedikleri bu. Yanındaki lazer epilasyonla. Türkiye'de bu işte çok para var biliyorsunuz. Biz de kazanıyoruz. Hamlet nerede? Nerede kaldı? Başrol oyuncusu da bir tuhaf. Burası Survivor. Kıllı olmayın akıllı olun. Bu da bir şakaydı tabii ki. Yalnız Şazimet Hanımcığım çağırdım bizi, kabul gününe geldik biz de ki ben kuaföre bile gittim, şu saçlarıma bakarsanız anlayabilirsiniz. Bak küçük altında yükseldi, şanslı kadın. Kusura bakma böyle evde bir şeyler buldum, buruşturdum. Masa örtüsü gibi ama giydim geldim. Belki birazcık yoruldum. Çok belli değil mi? Bak her yerim şiş. Ama kasırı doğru düzgün yapamıyorum. Ben böyle şey görmedim, kuru çaya talim. Sizinkinde hep böyle oluyor yalnız.
Yani dediğim gibi ben biraz böyle kızıl saçı daha çok seviyorum. Daha modası geçmeyen bir saç. Bana kırmızı çok yakışıyor. Yazını çekilmiyor bu tüyler. Vallahi kestireceğim, vallahi kestireceğim. Kısır da değilim halbuki. 5 tane çocuğum var. Kısırıyla mercimek koftesiyle ben her şekilde misafirlerimi ağırlıyorum. Üstümdeki biraz masa örtüsünü alındırabilir de. Bir de bir şey itiraf edeyim mi? Benim gözlerim lens. Saçlarım da lens. Hepimiz masraf edeceğiz. Hepimiz elimizden, gönlümüzden, cebimizden harcayacağız. Her tilki kurnaz olur mu ya? Bir gibi kısır biliyor. Kuruturuyor kısırı. 2 gün önce mi yapıyor? Ne yapıyor? O da belli değil. Alırım bütün misketlerini oğlum. Anne yemin ediyorum. Sana yemin ediyorum. Osman'a be! Çağır babanı çağır. Babana da döverim. Bütün arkadaşlarım gidiyor. Bütün arkadaşlarım çay partisine gidiyor. Hey sen öyle durduğuma bakma. Aslında ben çay partilerinden çıkmıyorum dostum. Sünnette 5 tane küçük altın götürdüm biliyor musun? Ha, koçum sen kiminle aşk atıyorsun ha? Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Bakkaldan yumurta çaldım. Sonra ne yaptım? Yetmeleye gittim. Onu camına attım. Ha, sonra kaçtım. Lütfen anne zaten tipsizim. Hiç arkadaşım yok. Anne! Benim gibi çocuk doğuracağına taş doğursaydım ben de. Hakikaten. Aynaya bakıyorum da. Kaç yaşındayım lan partiye gidiyorum ben? He? Müfit abi peşimden koştu. Ama yakalayabildi mi ya? Tabii ki hayır. Nerede yakalayacak beni? O kim oluyor ki zaten? Bari çay partisinde biraz arkadaş edinirdim ha? Allah belamı verecek. Yanında da biraz. Bastoluksa hayır demem yani işin açığı. Kapış. Anladın? E çocuğum? Ben de çocuğum. Biz senelerce devletimize işte büyücü olarak hizmet verdik. Bana biraz papatya çayı, ne bileyim biraz rezene. Gandalf anlarım da sorma yapmaz öyle şey ya. Yok artık ya. Böyle bunun malzemeleri var, kurbağa bacağı var. Her türlü Fireball desteği olsun, ne bileyim Blizzard desteği olsun bunları verdik. Yani büyü bana göre değil, günah. Fear büyüleri olsun bunları hep öğretiyoruz. Orta dünyada büyücü yokmuş. Açık kontenjandan girdik vallahi. O günden beri böyleyim ya. Ağzı biraz kepçük gibi de duruyor sanki ama. Bu gözlerden bazen korkanlar oluyor tabii de işte ne yapalım. Arada böyle uyuyakalıyorum. Bu da sinirsel kusura bakmayın. Ejderha ateşini üflüyordu. İnsanlar çığlıklar içinde. Yapma ejderha. Yapma ejderha diyordu. Ama ejderha katiyen durmuyordu. Üflüyordu ateşini. Üflüyordu. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Oyun Dedisi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda, farklı büyülerde görüşmek üzere takipte kalın. Hoşça kalın. Ha ha ha.